Sayın izleyiciler, Türkiye'de okunan Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran bugün Kayseri'nin Tomaz ilçesinde genç muhtarlarımızdan Mehmet Aksoy ile röportaj yapacağız. Muhtarımız bu dönem birinci dönem seçildi. Evet. Cücün Mahallesi'nin ilk muhtarı. Evet. O, karşınıza kaç ata çıkalım? Tek adayımız vardı zaten, iki adaydı. Eski muhtarımız vardı, iki dönem muhtarlık vardı. Bu dönemde işte takdir işte biz seçildik. Çeşitli hizmetleri yapmaya çalışıyoruz. Evet. Halka vaatlerde bulunmadı mı muhtar? Yok, bulunmadım. Herhangi bir vaatte bulunmadım. Zaten halk geldi, tercih etti. Dedi işte köyde ister istemez yani bizim isteğimizin dışında gelip tercih edenler veyahut da zıt düşen kişiler var. Bunlar dediler işte biz daha büyük muhtardan çeşitli hizmetleri alamadık. Bizim de adayımız olabilirler. Biz de tamam buyurun dedik. Arkadaşlar tercih etti. Çoğunlukla kazandık. Hangi hizmetlerimiz eksik muhtar? Hangi hizmetlerimiz eksik? Belediye kanunları değiştiği için daha önceki köylüklerde belediyeler mahalleye dönüştüğünden dolayı bizim şu anda eksiklerimiz hizmet konusunda. Herhangi bir altyapı alırken öğrene göremiyoruz. Belediye başkanlığından böyle çıkmak. Ondan sonra zaten belediye bütçeleri zayıf. Büyük yere başlıyoruz. Yine şanslıyız yani Kayseri Büyükşehir'in olmasından dolayı. Güçlü bir belediye. Türkiye'de örnek gösterilmiş. Bunun biraz faydalarını görüyoruz. Bazı hizmetleri yani sözlü olarak ihalesiz, ondan sonra taahhütsüz bir şekilde alıp yaptırmıyoruz. Ama herhangi bir hizmet yapacağımız zaman çeşitli engeller çıkıyor. Elimizde yetki yok. Evet. Kararlı yetkimiz yok. Yetkisi alınmış. Evet. Koruma düştü. Evet. Ama köyler hizmeti yapıyoruz. Evet. Bu yetkimiz yok. Herhangi bir karar alma yetkimiz yok. Yetki tutma yetkimiz yok. Para toplama yetkimiz yok. Arkadaşımızın işi ve Mehmet Mahallesi. Evet. İşte Bekçi Kütümleri yani gençler tutmamışlar. Köy halkı işte istemiş. Evet. Onları belirlemişler. Birisi de şikayet etmiş işte karşı taraf muhtar seçimine. Birisi sosyal güvenlik kurumu geldi bir şey yaptı. İşte biz bir şey şikayet etmişler dedi. Evet. Bekçi'ye sordular dedi işte o yani köy halkı muhtar tutmadı dedi. Öyle bir şey olmuş dedi. Yani evet. Aslında yani biz mutlaka Büyükşehir Belediyesi veya ilçe belediyesinin mahalle dönüşüm köylerde bir tane muhtar yardımcısı konumunda bir bekçi görevlendirmesi istiyoruz. Değil mi? Biz bekçi istemiyoruz. İşin gerçekten isterseniz biz bazı yani hizmetleri köy ihtiyar heyetlerine, muhtarların eline bazı yetkilerin verilmesini istiyoruz. Yetki istiyoruz. Tabii yetki istiyoruz. Biz nasıl bir yetki? Şimdi mahalle dediğimiz mahallede bugün bir postacı geldiği zaman gelip postalarını ben kapıma koymuyoruz. Evet. Getiriyor, camiye koyuyor. Ondan sonra okula koyuyor. Evet. Biz de mahalle ise geçsin herkesin vatandaşın kapısının önüne. Evine koysun. Evet, posta kutusu koysun. Evet, evet. Kapı numarası da var. Gelsin koysun. Koymuyor. Getiriyor camiye atıyor. Adam tebligatı geliyor. Tebligatları ben takip etmek zorunda kalıyorum. Postacı görevi görüyorum. Ayrıyeten su idaresinden, KASKİ'den su kuyularının zamanını takip ediyorum. Yaz kış akmıyor, tıkanıyor, patlıyor. Bana herhangi bir ödenek vermiyor. Yetkim de yok. Hiç varıp müdahale de edemiyorum. Suda kaldığı zaman sen diyorlar muhtarsın, sen bakacaksın. Evet. Burada da bir karmaşa var. Karmaşa var. Bizim yani yetkimiz de yok. Ama yetkilisin deniyor. Elektrik idaresinden gelmiyor. Saatler okunacak. Mecburen muhtar işte hadi anons et. Köylüyü topla, işte saatlerini açsınlar, bildirsinler, kaçak saatlerini tespit edelim. Yani bu tip şeylerde yani bizi hem polis, ondan sonra hem jandarma, hem postacı, hem sucu bu tip hizmetlerle kullanıyoruz. Yani mahalleye kim geldi önce muhtar arıyor, değil mi? Evet, evet. Muhtar aslında bunlar hiçbir de görevi değil sayesinde. Evet, değil. İşte mahalle idarelerini genel yapı taşı olan muhtarlarımızın muhtarımız genç ve dinamik muhtarımız sorunlarını çok güzel izah etti yani. Diğer yerlerde de aynı sorunları izah eden muhtarlarımız oldu. En büyük sorunların başında da işte bu postaneciyle postağını dağıtmadan gelip işte muhtarlara bırakması. Bak burada da cami yapıyor. Değil mi? Evet. Cami yani yapıyor. Orada da vatandaşlar normal oluyor. Oysa ki bu arkadaşlarımız devlet memuru maaş alıyor. Değil mi? Evet. Tabii ki.
ilgili haneye teslim etmekte mükellef etmesi gerekiyor. Ama kolayına karşı kaçıyorlar her yerde olduğu gibi. Çeşitli yerlere tarafı da bulunuyor. Bildirin, derler ki yetkili yeterli kadar görevli memurunuz yok. Aslında o zaman işimiz var. Sıkıntı var yani. Belediyelerde bulunuyor. Yani çeşitli belediyelerin hepsinde var bu sıkıntı. Varıyorsun. Belediye şirket bulmuş, belediye şirketi. Şirket üzerinden işçi alıyor, sürekli işçi alıyor. Belediye mi şirket bulmuş? Evet, her belediyenin bir şirketi var. Yemek dağıtımını belediye şirketi yapıyor. Belediye başkanı ihalesini yapıyor. Onun temizlik işlerini şirket yapıyor. Belediye başkanı ihalesini yapıyor. Ödeneni belediye başkanı çıkartıyor. Parke yapımını şirket yapıyor. Belediye başkanı ihale ediyor. Yani resmen hırsızlığa, onların yolsuzluğa yol gösteriyor diyor. Evet. Yani bu hizmetler nasıl yapılmalı? Kamuoyuna duyurmalı. Tekniği şirkete verilmemeli. Tabii. Şirket sonra yine belediye işçi. Sözleşmeli işçi alınıyor. Ama sözleşmeli işçi belediye başkanının tamamen siyasi olarak. Hangi belediye başkanı, hangi partidense mecburen aldığı kişiler de o partiden olmak zorunda kalıyor. Evet. Ama bu adaletsizlik yapıyor. Ben A parti veya B partiyim. Veya da C partiyim veya partisizim. Ben vardığım zaman işsiz insanlar oraya giremiyor. Giren insanlar da tamamen siyasi yolla belediye başkanının eline kalarak belediye başkanına vatandaşın yıllık devlet tarafından ödenilen işte bütçeden parasıyla gelen İlyar parayla bankasından her ay ödemek geliyor buraya. Gelen parayla 1200 nüfusu var buna. Evet, gelen parayla istediği yere istediği şekilde aktarıyor. Evet. Ama hizmet yerinde yapılmıyor. Çünkü Alman işçiler o anlık 3 yıllık 5 yıllık sözleşme yapılmış. Tamamen vasıfsız işçiler. Güzel izah ettim. Bu genel Türkiye'nin de genel sorunlarından bir tanesi. Genel sorunlar var. Mutlaka çözülmesi lazım. Bir sene bir karşılama sistemi var. Ben size katılıyorum bu konuda. Bir sıkıntımız daha var. Buyurun efendim. Bir sıkıntımız daha var. Şimdi daha önceden muhtarların yetkisinde olan köy bekçisi, ondan sonra arazi bekçisi, çoban tutma, evet vardı. Şu anda yok. Şu anda çiftçi malları koruma başkanlığı sadece meclis tutabiliyor. Ondan muhtarın yetkisi dışında gayri resmi yollarla yapılıyor. İşler kanunlar 1950'lerin 1930'ların kanunu tüfekli koruma tutma zorunda kalıyor. Ondan sonra tuttuğu insanların maaşı ödenmiyor. Paralar gelmiyor. Vatandaş mağdur durumda, aşırı yüksek rakamlara mal ediyor. Köylerde yani bu 3091 kararları var, sıkıntı yapıyor. İşte kaymakamlık kanalıyla işte nere sürülmüş, tarla sürülmüş, bilmem ne sürülmüş. Fakat çiftçi malları koruma başkanına gerekli müdahalede bulunamıyor. Biz de ekşi tutamıyoruz. Sıkıntılar çok büyük, kanunlar çok eski. Yani gerçekten sıkıntı yaşıyoruz. Köylüde de yaşıyoruz. Belediyeleri de yaşıyoruz. Evet, bir yani bütün şey yazısı yüzüne girdiğinde aydın sonra geçeceksin. Muhtarlar dedi, başkan arkadaşım dedi, bu koruma şeyleri ne olacak dedi. Korumalar dedi, muhtarlıkta kalmalı dedi. Yani bir belediyelere geçerse burada sorun olur diye Türkiye'nin birçok yerinde aynı sorunu dile getiriyor arkadaşlar. Biz yaşıyoruz. Da aynı yaşıyoruz değil mi? Evet, biz yaşıyoruz. Mutlaka biz eskiden olduğu gibi, yani muhtarların alınan yetkilerini geri vermesini istiyoruz. Dün bir arkadaşımız da bu evlilikle ilgili şeyin ne zaman ne olacağını sordu. O konu gündemdeydi. Ancak bir aşamada olduğunu bilmiyoruz. Muhtarlara biz evlendirme yetkisini vermesini istiyoruz değil mi? O çok bir sorun değil. Yani ben onu özellikle talep etmiyorum. Çünkü oradan benim herhalde o genelde maddi bir gelir elde etmek amacıyla oluyor. Fakat ben burada bugün varım, yarın yok. Evet. Yani 3 yıllık 5 yıllık bir süreç yani. Amaç ne? Benim amacım bu vatandaşı, milletin ezilmeden ne muhtarı, ne köylünün, ne mahallenin mağdur olmadan ben herhangi bir gelir beklemiyorum. Evet. Sadece hizmetin yerinde yapılabilmesi için bazı kanunların yenilenmesini, şahsi herhangi bir muhtar olarak yani şahsi bir talebim yok. Evet. Bir de muhtarlarımızın sosyal güvenlik primlerine devlet yatırmıyor efendim. Evet. Yatırmalı mı? Vallahi yatırmam. Neden yatırmalı? Bugün nihayetinde bir milletvekiline, bir dönem bir milletvekiline yaptığı zaman emeklilik hakkı tanınıyor. Evet. Yüksek miktarda maaş ödeniyor.
O da nihayetinde seçilmiş, tamam. Biraz daha alınan kararlar, ondan sonra yetkiler, sorumluluklar daha fazla. Ama muhtarların da sorumlulukları çok. Bugün içerisinde girelim. Evet. Bir ufak bir hata yaptığınız zaman ömür boyu o hatayla yapılanmak zorunda kalıyoruz. Evet. Plan muhtar denildiği zaman biz ömür boyu o tövbe katmak kalıyoruz. Bunun yaşandığına göre bizim de bazı sorumluları aldığımıza göre yani bazı şeyler verilmesi lazım. Artı işte seçilmiş yönetici diyor Sayın Yüceciler. Evet. Seçilmiş yöneticilerin birinci basamağında muhtarlar var. İki basamağında belediye başkanları, üçüncü basamağında milletvekillerimiz ve en son Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la halk oyuyla seçildi değil mi? Evet, seçilmiş yönetici. Yani bizim mutlaka seçilmiş yöneticilerin birinci basamağında görev yapan muhtarlarından sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafından yatırılmasını istiyoruz. Ve bu konuda da kamuoyunu oluşturuyoruz. İnşallah o hükümet kurulması halinde bununla ilgili yine bakanlarımızla, başbakanımızla, başbakan yardımcılarımızla görüşerek yerel idarelerden sorumlu başbakanlarımızla yardımcısıyla görüşerek bunun çözüm için mücadele edeceğiz. Birçok arkadaşımız yatıramıyor. İmkanı olan arkadaşlarımız yatırıyor. Dün bir arkadaşımız dedi ben dedi yatıramıyorum. Çalışma imkanım da yok dedi. 415, 420 lira sonra dedim 2500 lira fark edildi. O da aracımın yakıtına yetmiyor. Doğru, doğru. Zaten merkez mahalle olmadığımız için bizim mahallelerimiz zaten belli bir kilometre uzaklıkta. Evet. En ufak bir jandarmadan bir talep geldiğinde hemen koşuyoruz. Bir ufak komşunun bir sıkıntı olduğu zaman hemen koşup geliyoruz. Tarım ilçesine geliyoruz, adliyesine geliyoruz, jandarmasına geliyoruz, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne geliyoruz. Biraz odasına geliyoruz. Gelen kepçecimiz ondan sonra verebilecek hizmet veren, nereden hizmet aldıysak gelen vatandaşın mecburen bakmak zorundayız. Herhangi bir ödenek yok. Bizde de yok yani. Aslında bu yani büyük şehirden genelde şahmet geliyor ve Büyükşehir Belediyesi'nden. Arkadaşlar da mahalle bölgesi köylerinde lokanta mokanta olmadığı için muhtarlarımız ona her türlü ihtiyacını karşılamak zorunda. Biz bu konuda ilçe belediyesinin mutlaka muhtarlarımıza ödenek çıkartması istiyoruz. Hizmet yapılacağı zaman. Evet, tabii istiyoruz. Evet. Evet. Hangi merciden talep edeceğimizi de bilmiyoruz ama. İlçe belediyesi. Yani ilçe belediyelerimiz zaten bu talepleri yerine getirmeye şey çok zayıf. Yani bütçeleri yok. Zaten kendi sıkıntıları daha fazla. Bizim bütçelerimizden de onlara aktarıldığı halde bize yansıtamıyorlar. Evet. Bunun mümkünse yani işte büyük şehirler yani en azından muhtarlara bir yer gösterilir. Bir ufak bir ödeme kısmı yıllık nüfusa göre verilirse işte hizmet veren olarak getiririz, götürürüz, evet. Alırız, veririz. Yine resmi olacak tabii bunlar. Tabii resmi olacak. Faturalımız. Olursa iyi. Evet Sayın İzleyiciler. Ekleyeceğiniz başka bir şey var mı Mehmet Bey? Sağ olun. Evet Sayın İzleyiciler. Bugün de halkın sorunları yerinde ve yine yapıtaş olan muhtarların aracılığıyla Kayseri Tomaza ilçesi Cücün Mahallesi Muhtarı Mehmet Aksoy ile kamuoyunun yurdu içerisinde Türkiye'de kurulan sesli gazetesine röportaj verdiği için teşekkür ediyoruz. Başarılar devam ediyoruz. Sağ olun.